Sevgili seyirciler, insanların hangi işleri yapabilecekleri dini bakımdan, hangi işlerin helal, hangilerinin haram olduğu konusunu bildirme yetkisi sadece Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Yani dini konularda teşri, şari dediğimiz hüküm koyma işi Allah'a aittir. Cenab-ı Hakk'ın bildirdiklerini Peygamber aleyhissalatü vesselam insanlara tebliğ etmiştir, duyurmuştur. İnsanlar bu konuda Allah'ın emrine uymak zorundadırlar. İman edenler tabii. İman edenler söz vermişlerdir. Bu imanlarıyla, bu teslimiyetleriyle Allah'ın emirlerini kabul ettik demişlerdir. Onun için onlar noktasından herhangi bir itiraz söz konusu değildir. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine aklı başında olan, Müslüman olan ve yetişkin olan herkes uymak zorundadır. Eğer mümin ise, iman edip kabul etmişse, bütün insanlar için, bütün inananlar için bu söz konusudur. Ama toplum içinde, cemiyette önderlik vazifesi veyahut da mesuliyeti yüklenmiş olan kimselerin emirlere uyma konusunda, Allah'ın emirlerine riayet ve itaat konusunda daha büyük bir hassasiyet ve ciddiyet göstermeleri icap eder. Bundan dolayı bundan önceki bölümün sonunda Resulullah Aleyhissalatü Vesselam Hazretlerinin hanımlarına Cenab-ı Hakk'ın bir hitabı geçmişti. Orada Cenab-ı Hak onlara ahlaki konularda çok daha hassas olmaları gerektiğini, bundan dolayı kendilerinin herhangi bir yanlış hareketinden ötürü başkalarına tereddüt edecek cezadan fazla olarak iki kat katmerli bir ceza kendileri için söz konusu olacağını Cenab-ı Hak bildirmişti. Buna mukabil Allah'ın emrine uygun hareket eden, Cenab-ı Hakk'ın rızasına muvafık hareket eden kimseler için de böyle kimselerden, Peygamber Efendimizin hanımı olma şerefine ermiş kimselerden itaat edenler, Allah'a ibadet yolunda ihlas ve samimiyet gösterenler için de iki kat ecir vardır. Ayet-i kerimede bak bu husus şöyle, bakın şöyle ifade ediliyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yaknut minkunne lillahi ve rasulihi ve te'mel salihan nu'tiha ecraha merrateyni ve a'tedna leha rizkan kerima. Sadakallahu lazım. Peygamber Efendimizin hanımlarına hitap ediyor Cenab-ı Hak yine. Diyor ki sizden kim Allah'ın emrine itaat eder, dua ve ibadet konusunda tam bir teslimiyet ve samimiyet gösterirse, Allah ve Resulüne onların emirlerine uygun hareket ederse, ve te'mel salihan ve salih, güzel, faydalı, Allah rızasına uygun işler yaparsa, nü'tiha ecraha merrateyni, onun ecrini, mükafatını iki katlı olarak veririz, katmenli olarak veririz buyuruyor Cenab-ı Hak, vaat ediyor. Ve a'tedna leha rizkan kerima, ve onun için biz çok güzel, fevkalade kıymetli bir rızık ve mükafat hazırlamışızdır. Bu rizkan kerimen kelimesini de müfessirler cennet olarak açıklamışlardır. Ahirette de ona Cenab-ı Hak tarafından her türlü nimetin ihsan edileceği cennet onlar için hazırlanmıştır. Cenab-ı Hak hazırladık buyuruyor onlar için. O kimse için, Allah'a itaat eden kimse için böyle büyük bir nimet hazırladık buyuruyor Cenab-ı Hak. Kanete yaknutu kunut. Fitir namazlarında okuyoruz ya, kunut dediğimiz dua. Böyle üçüncü rekatta Fatiha ve Zamm-ı Sure'den sonra ellerimizi kaldırarak bir tekbir alıyoruz. Arkasından bir dua okuyoruz. O duanın ismi de kunuttu. Kunut aslında hudu ve huşu manasına geliyor. Boyun eğmek, itaat etmek, teslimiyet göstermek ve bir de dua okumak manasına, ibadet, halisane ibadet etmek manasına geliyor. Burada da işte ve men yaknut minkunne, sizden kim Allah'a büyük bir ihlas ve samimiyetle itaat eder, ibadet eder, inkiyatta bulunursa, Allah'ın emirlerine boyun eğerse, onun için Cenab-ı Hakk'ın, Allah ve Resulü'nün emrine uyan kimse için iki katlı ecri vardır diye Cenab-ı Hak tefsirde bulunuyor, müjdeliyor. Ya Nisa en-Nebiyyi, yine Peygamber Efendimizin hanımlarına hitap.
Ey peygamber hanımları, lestünne ke ehadim minen nisa, siz diğer kadınlar gibi değilsiniz. Diğer kadınlardan farklı bir özelliğiniz var. Herkes sizin davranışlarınıza bakarak, sizi örnek alarak hareket edecek. Sizin davranışlarınız, hareket tarzınız bütün insanlara hem dinini, hem ahlakını, hem fazilet anlayışını telakki etme bakımından bir kaynak teşkil ediyor. Onun için sizin kendinize çok dikkat etmeniz lazım. O manada. Yani siz diğer kadınlar gibi değilsiniz buyuruyor. İnittekaytunne, eğer siz ittika ederseniz Allah'ın emirlerine saygılı olur, Allah'ın yasaklarından kaçar, kaçınırsanız, eğer kaçındığınız takdirde Allahü Teala'nın rızasına kavuşma imkanınız vardır. Fela tahda'ne bil kavli. Eğer siz takva ile hareket etmek istiyorsanız, bu takva şunu gerektirir. Fela tahda'ne bil kavli. Sözünüzü, konuşma tarzınızı öyle işveli, cilveli, edalı bir şekilde ortaya koymayın. Davetkar bir üslubunuz olmasın. Sizin konuşma üslubunuzdan, konuşma tarzınızdan, sesinizin ahenginden, sesinizin ihtizazından karşınızdaki insanlar bir mana çıkarmasınlar. Feyatma'allezî fî kalbihi maradun. Kalbinde hastalık bulunan, kötü düşünce sahibi kimseler bu takdirde sizin konuşma tarzınıza bakarak bir takım kötü ve yanlış düşüncelere kapılabilirler. Onun için konuşurken son derece ciddiyet ve vakarla konuşun. Ve kulle kavlen ma'rufa. Daima siz hoşa gidecek, dinin ve aklın beğendiği ölçülü bir tarzda konuşun. Cenab-ı Hakk'ın emri bu. Demek ki kalbinde kötülük bulunan, daima şerre meyyal olan insanların, şerre ve kötülüğe eğilimli olan kimselerin hakkınızda bir takım kötü düşüncelere sahip olacakları, onları bir takım yanlış emellere ve düşüncelere sevk edecek tarzda işveli ve cilveli olarak konuşmayın. Onlarla konuşurken siz daima vakur, ciddi ve aklı başında ağırbaşlı bir tarzda konuşun ki böyle yanlış düşüncelere meydan vermiş olmayasınız. Ve karne fi buyutikunne ve la teberracne teberrucel cahiliyetil ula. Evlerinizde edep ve terbiyenizle oturunuz. Evlerinizde kemali vakar ile bulununuz manasında. Burada vakarına ikrarına emrinden kısaltılmış olarak karar kılmak, yerleşmek, oturmak, eğleşmek manasına geldiği gibi vakara kökünden ve kırne şeklinde de kıraat vardır. O takdirde vakar ve ciddiyetinizi muhafaza ediniz. Ağırbaşlı davranınız. Evlerinizde ciddi ve ağırbaşlı olunuz. Ve la teberracne teberrucel cahiliyetil ula. Teberruc kelimesi tebaktür ile izah edilmiştir. O da çalımlı, kendini beğenmiş, edalı, işveli bir şekilde yürümek manasında. Yani yolda yürürken etrafındaki insanların dikkatini çekecek şekilde edalı ve çalımlı bir tarzda yürümek manasında. Bunu bu şekilde açıklamışlar. Bir de açılıp saçılmak, karşındaki insanın dikkatini çekecek bir hareket tarzı ortaya koymak manasına da geliyor. Teberrucel cahiliyetil ula. Eski cahiliye döneminin kadınlarının yaptıkları gibi onların sorumsuz hareketleriyle ortaya koydukları etraftaki insanların dikkatini celbedecek ve onların bir takım yanlış nazarlarını üzerinize çekecek tarzda hareket etmeyin, yürümeyin. Yani böyle bir davranış içine girmeyin manasında. El cahiliyetil ula tabiri ile ilgili olarak tefsir kitaplarında çeşitli vecihler dermeyan edilmiştir. Bunlardan bir tanesi bu cahiliye, ilk cahiliye dönemi Adem aleyhisselamla Nuh aleyhisselam arasındaki dönem olduğunu söyleyenler olmuştur.
Diğer taraftan bunun Peygamber Efendimizle, İsa Aleyhisselam'la Peygamber Efendimiz zamanındaki dönem olduğunu söyleyenler olmuştur. Dolayısıyla Cahiliye-i Ula Peygamber Efendimizin bazı hadis-i şeriflerine de bakarak alimler bu konuda izahatta bulunurlarken, İslamiyet'ten önceki dönem Cahiliyet-i Ula'dır. İslamiyet'ten sonra insanların nefsine uyarak bir takım yanlış hareketlerde bulunmalarının da cahiliyet-i saniye, cahiliyet-i uhra olarak vasfedildiğini ifade etmişlerdir. Yani ilk dönem cahillerinin yaptığı şekilde siz davranmayın, onların hareket tarzını benimsemeyin buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve ekimne salate, namazlarınızı kılınız. Hanımlara hitap. Ve atine zekate, zekatınızı veriniz. Ve اَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Bunlar hep cem müennes sigası. Cem müennes emir sigası, emri hazır sigası. Ve اَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah ve Resulüne itaat ediniz. Onların emrine uygun hareket ediniz. اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ Ey beyt, ev ahalisi, ev halkı, bu ev halkından kimin kastedildiği konusunda da birbirinden farklı rivayetler gelmiştir. Bunun Hazreti Fatıma, Ali, Hasan ve Hüseyin olduğunu, Ali Aba olduğunu söyleyenler olduğu gibi Peygamber Efendimizin zevceleri olduğunu söyleyenler de olmuştur. Ayrıca bütün Müslümanlara hitap olduğundan diğer Müslümanların ev halkı olduğunu ifade edenler de olmuştur. Ve yutahhirakum tathira. Cenab-ı Hak ancak sizden her türlü günah ve isyanı, şirk ve küfrü, size zarar verecek, manevi yönden sizi lekeleyecek her türlü hareket tarzından sizi temizlemiştir. Temizlemek istiyor Cenab-ı Hak. Ey ev halkı, ve yutahhirakum tathira, sizi tertemiz, pirupak hale getirmek istiyor. Pırıl pırıl, her türlü lekeden tamamen kurtulmuş, serazat olmuş, her türlü pislikten arınmış bir hale Cenab-ı Hak sizi getirmek istiyor. Vezkurne ma yutla fi buyutikunne. Evlerinizde okunan min ayatillahi vel hikme. Kur'an-ı Kerim ayetlerini ve Peygamber Efendimizin sözlü ve fiili sünnetlerini daima hatırlayın, anın. Evinizde, eviniz mehbat-ı vahidir. Vahyin indiği yerdir. Orada siz çoğu kimsenin görmediği, aşina olmadığı fevkalade son derece farklı, son derece müstesna sahnelerle, durumlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Vahyin inişine şahit oluyorsunuz. Bütün bunları hatırlayın. Siz diğer insanların yaşadıkları tabii ve normal hayatın dışında bir takım harikuladelikler, fevkaladelikler içinde bulunuyorsunuz. Bütün bunları düşünün, bunları ruhunuzda, zihninizde, gönlünüzde, kalbinizde yaşatın, canlandırın. Bütün bunlar sizin manevi heyecanınızı arttıracak, sizin manevi hayatınıza güç katacaktır buyuruyor Cenab-ı Hak. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَط۪يفًا خَب۪يرًا Allah-u Teala çok lütuf sahibi ve sizin bütün işlerinizden haberdardır Cenab-ı Hak. اِنَّ الْمُسْلِم۪ينَ وَالْمُسْلِمَاتِ Erkek olsun, kadın olsun, bütün Müslümanlar. وَالْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Burada Kadı Beyzavi Hazretleri her bakımdan sulh ve sükun, insanlarla barış halinde yaşayan, Allah'ın emirlerine karşı tam bir teslimiyet halinde bulunan kimseler burada kastedilmiştir diyor, Müslümin ve Müslümat ile. Vel müminine vel müminati. Mümin ve kadın, erkek ve kadın müminler, iman etmiş kimseler, iman edenler, Allah'ın emrine tam teslimiyet gösterenler. Vel kanitine vel kanitati. Allah'ın emrine tam manasıyla boyun eğmiş, itaat etmiş olanlar, erkek ve kadınlar yine. Ve sadikine ve sadikati. Allah'ın emirlerine sıdku sadakatle bağlı kalan, Allah'ın emirlerini büyük bir dürüstlükle yerine getirenler. Ve sabirine ve sabirati. Allah'ın emirlerini yerine getirme konusunda ibadetlerin zorluklarına
ve haram olan şeylerin dünyevi olarak cazibe ve çekiciliğine aldanmayarak nefsine muhalefet eden, bu konudaki meşakkat ve zorluklara sabır ve tahammül gösteren erkek ve kadınlar. وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ Allah'a ibadet konusunda tam bir huşu, manevi bir heyecan içinde Cenab-ı Hakk'a olan samimiyetini ve ihlasını tam olarak ortaya koyan erkek ve kadınlar. Vel mütesaddikine vel mütesaddikati. Allah'ın kendilerine verdiği dünya nimetlerinden tasadduk eden, hayır olarak dağıtan, zekatını ve sadakasını veren erkek ve kadınlar. Vessaimine vessaimati. Oruçlarını tutan erkek ve kadınlar. Vel hafizine furucehum vel hafizat. Namuslarını, ırzlarını, iffetlerini koruyan erkek ve kadınlar. وَالذَّاكِر۪ينَ اللّٰهَ كَث۪يرًا وَالذَّاكِرَاتِ Allah'ı çok çok anan erkek ve kadınlar, işte bütün bunlar var ya, اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظ۪يمًا Allah-u Teala onlara insanlık icabı, yaptıkları bir kusur ve hataları varsa bağışlanmayı hazırlamış ve onlara büyük ecir vaat etmiştir Cenab-ı Hak. Büyük ecir ve mükafat hazırlamıştır. Demek ki erkek olsun, kadın olsun, Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun hareket etme yolunda aklını, izanını, iradesini kullanabilen, bu konuda sabırlı, tahammüllü ve sebatlı olan kimseler büyük mükafata ereceklerdir. İslamiyet'te görüldüğü gibi daima erkek ve kadın beraber olarak zikredilmektedir. Erkek ve kadına verilen ehemmiyet bu ayeti kerimede çok açık bir şekilde ortaya konmuştur. Sadece erkekler zikredilmiyor, hem erkekler hem kadınlar birlikte ve beraberce zikrediliyor ve böylelikle bunların her birinin Allah katında bu sıfatları, bu özellikleri haiz olan kimselerin büyük mükafata erecekleri, Allah tarafından insanlık, beşeriyet gereği olarak yaptıkları hatalarının da affedileceği, bağışlanacağı müjdelenmektedir bu suretle ayet-i kerimede.